Yumurtamızın sarısını da oluşturuyoruz. Merhaba dostlar. Bugün size ilginç 3 tane teknik göstereceğim. Teknik dediğimizde bu Zeking videolarını biliyorsunuz. Zeking videolarında hep böyle sihirli şeyler yapıyor. Bizi şaşırtıyor ve etkiliyor. Bu yaptığı videoları ifşa etmeye başlayacağım ben. Bu bir seri olabilir tabii ki. Bu biraz da sizin ilginize bağlı. Ve onun videosunda yaptığı bütün numaraları nasıl yaptığını göstereceğim. After Effects üzerinden yapacağız bazılarını. Bazılarını sadece basit kırpma hareketleriyle yapabileceksiniz. Eminim sizi de etkileyecektir. Şimdi benim masamın ortasında bir kase var. Niye var? Çünkü elimde şöyle gördüğünüz iki tane pimpon topu var. Biri beyaz, biri sarı. Bu pimpon toplarının birini atınca yumurtanın beyazı, diğerini atınca yumurtanın sarısı olacak. Peki nasıl olacak? Görelim. Tabi önce kasenin içine denk getirmem gerekiyor. Öyle bir sıkıntımız var. Öncelikle yumurtanın beyazını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yumurtamızın beyazını oluşturduk. Sıra geldi yumurtamızın sarısına. Yumurtamızın sarısını da oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi yumurtanın sarısı da oluştu. Şimdi isterseniz bunu ben size biraz daha yakından göstereyim nasıl olduğunu. Hemen şöyle kalkıyorum ve peki ben bunu nasıl yaptım? Yani ben bir sihirbaz değilim. Yani iki tane pimpon topunu atıp yumurtanın sarısıyla beyazı haline nasıl getirdim? Çok basit bir teknikle yaptık. Maskeleme tekniğiyle. Bunu After Effects üzerinde pimpon topu içeriye düşerkenki kısımla kasenin içine düşmüş olan yumurtanın kısmını kesip birleştirip bir artık parça haline getiriyorsun. Yani bir kısmını bir videodan, bir kısmını başka bir videodan alıyorsun. Ve ikisini birleştirerek mükemmel şekilde sanki kasenin içine giren pimpon topu yumurta akını ve sarısına dönüşmüş gibi oluyor. Şimdi ben bunları konuşurken zaten siz bir yandan da ekranda göreceksiniz nasıl yaptığımı. Geçelim sıradaki numaramıza. Nasıl yaptığımı. Geçelim. Üzerimde siyah bir tişört var. Ben bu tişörtü beğenmiyorum veya beyaz bir tişört istiyorum. Yani üzerinde tasarımcı dayı logosu olan beyaz bir tişört istiyorum. Ve bu tişört bende yok. Nasıl yapacağım? Basit. Bir tane tasarımcı dayı üzerine baskı olması için. Bir de bir yastık ya da yastık kılıfı da olabilir. Beyaz. Yeterli. Bunun üzerine koyuyorum. Şu şekilde gördüğünüz üzere şöyle karşıma alıyorum ve sıkı bir şekilde göğsüme doğru çarpıyorum. Ve gördüğünüz gibi tişörtümü değiştirmiş oldum. Peki ben bunu nasıl yaptım? Bu da basit bir aslında sahne kesme tekniği. Bunu yapmak için size gereken sadece ve sadece yastık veya işte bu tarz bir argümanda kullanabilirsiniz. Ne kullandığınızı hiç değiştirmez bunu. Alıyorsunuz ve kendinize sıkıca çekiyorsunuz. Kendinize sıkıca çektiğiniz anda bunu bırakıyorsunuz. Biri yardım ederse daha profesyonel olmuş olur. Çektiğiniz anda bırakıyorsunuz. Hemen üstünüzü değiştiriyorsunuz. Diğer kıyafetinizi giyiyorsunuz. Bu iki sahneyi birbirine birleştiriyorsunuz. Bu kadar basit. Yani bunu ben çektiğim anda eğer aynı hareketi iki kere yaparsanız daha profesyonel gözükecektir. Bu tekniği de bu şekilde halletmiş olduk. Ve geçelim sıradaki son tekniğimize. Sıradaki son... Selam dayı, nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Güzel, iyi olmanı sevdim. Tamam. Soğuk soğuk ice tea içiyorum ya, sen ister misin? Valla iyi olur. Biraz ice tea alabilirim. Tamam. Tamam. Evet. Afiyet olsun. Sağ olasın. Sen dinlersen bir de birkaç soru soracağım sana ama... Yok, video çekiyorum şu an. Video çekiyorsun. Tamam. Tamam. Sonra görüşürüz o zaman. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hadi görüşürüz. Hatta çok basit bir şekilde yapabileceğiniz bir işlem. Bunu buraya yapıştırıyorsunuz ve aynı zamanda bardağa denk getirerek böyle eğlenceli bir iş çıkartabiliyorsunuz. Bunda herhangi bir montaja ve düzenlemeye asla ihtiyaç yok. Sadece dediğim gibi bunu buraya montelesiniz yeterli. Ve doğru açıdan çekerseniz, doğru zamanlı çekerseniz, çok güzel bir şekilde yapacağınıza çekerseniz, çok güzel. Gördüğünüz gibi basit birkaç işlemle ilginç videolar hazırlayabildik. Ve bunu tabii ki tek mekanımda yaptım. Ben bunu ilk defa burada çekmedim. Dün de çektim ama bir takım talihsizlikler oldu. Şanssızlık da diyebiliriz. Bir takım şeyler oldu. Della belle torrando a riposo, ma ci sento...
Ama velhasıl buradayız ve bunların üçünde, üç tekniği de size gösterdim. Bunu ilk yapan ben değilim. Yabancı bir kaynakta, yabancı bir YouTube kanalında da görmüştüm. Zeking videolarından bahsetmişti ama bu şekil tabii ki bir ifşa serisi değil. Ben bunu ifşa serisi haline getirmek istiyorum. Bana ifşa etmemi istediğiniz, nasıl yapıldığını merak ettiğiniz Zeking videolarını veya bu tarz videolardan örnekler atabilirsiniz veya sorabilirsiniz. Bunları da bir seri haline getirecek olursam eğer irdelemek isterim nasıl yapıldığını. Çünkü bu bir sihirbazlık numarası değil. Sonuçta dijital ortamda yapılan bir takım numaralar. Bu numaraları da hep beraber, sizinle beraber tahlil ederiz. Dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen abone olun. Abone olduysanız beğenin. Bir şekilde bir şey yapın yani. Eğer ben bir abone artışı görürsem demek ki bu seriyi istiyorsanız anlamına gelir. Tabii ki bu seriye devam ederim. Umarım tutulur, sevilir ve ben bu eğlenceli videolardan daha çok çekerim. Beni izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Tasarımcı dayıyla kalın.